WhoTracksMe web sitesinin yapmış olduğu araştırmaya göre internet trafiğinin genel anlamında web trafiğinin %79'unu Google, %20'sini Facebook, %19'unu Amazon, Cloudflare %8'ini, Twitter 7'sini, Comscore 7'sini, Microsoft 6'sını, Adobe 6'sını, New Relic 5'ini, Yandex 5'ini tiptikliyor. <laughs> Şimdi sevgili dostlar bugün size bana göre enteresan olan bir şey anlatacağım. İnternet üzerinde sizle ilgili neler toplanıyor? Cep telefonunuzdaki veriler bilmem neler falan filan oralara gelmeden evvel neler izleniyor? Neler takip ediliyor aslında vesaireyi anlatmak istiyorum. Girdiğiniz web sitelerinizde bu arkadaşlar tarafından takip ettiriliyorsunuz. Daha bir sürü sizi gözetleyen arkadaşlar var. Yani bunu bir tek bu GAFAM tayfası yapmıyor. Herkes yapıyor. GAFAM şey abi Google, Apple, Facebook, Amazon, sonda Microsoft. Bu herifler bizden browser'ı açtığımız anda, bir web sitesine girdiğimiz anda web sitesi sahibi neleri paylaşıyor insanlarla, neleri gönderttiriyor, bizle ilgili neler görünüyor onu bir görelim bakalım. Bu Cover Your Tracks web sitesi EFF'in içerisinde. EFF'de zaten Electronic Frontier Foundation, işte özgür internet vesaire gibi bir sivil toplum örgütü. Bakın arkadaşlar, adamlar bir tracker'la benim direkt olarak web header'larımı, hangi user agent'la geldiğimi, benim bilgisayarımdaki işletim sistemi İngiliz Lokasyonum Danimarka ama web kullanma alışkanlıklarım Türkçe. Dostlar ben hiçbir yerde Türkçe settingini yapmadım. Ama bu adamlar bu fingerprint'i çıkartabiliyorlar. Plugin detayları hangi pluginlerimin olduğu. Bu pluginlerde bir zero day zero day varsa oradan direkt gelip benim makineyi hackleyebilirler. Ekran çözünürlüğüm. Bunu sadece bir web sitesine girerek alıyor. Bak tek bir web sitesinden. Sistemdeki fontlarım. Bak hangi ekran kartı. Render engine'i. Bunları da gördü. Adblocker kullanıldı mı? Bu sadece bir tarayıcı ci'dan bir web sitesine girdiğimiz zaman elde edilen bilgilere bir örnek sevgili dostlar. Onun dışında bir site daha var abi. miunique.org. Burası da sizin testinizi yapıyor. Ne kadar süreli, ne kadar kaç kişiyle eşitsiniz, kaç kişiyle ortaksınız onları söylüyor. Yani burada test yapan şeylere göre. Mesela abi user da benimki gibi bir makina pek yokmuş burayı test eder. Buradaysa header kısmında %7.22'deymişim. Content encoding'de herkes bunu kullanıyormuş. abi Language'de ben %1 neredeyse unique'im abi. Genel bu sitede test yapanlara göre ne kadar unique? Bu sayı ne kadar düşükse o kadar tehlikeli oluyormuş. Çünkü %0.04'ün içindeki Google işte Chrome V89 kullanıcılarını patlatın dediler mi? Biz patlıyoruz. Çok büyük sıkıntı. Yeşil ne kadar yeşil o kadar iyi. Bizim buraya kadar bir web sitesi görüyor. Zaten bunu cookie'lerle bilmemlerle rahatlıkla görüyor. Bunu nasıl engelleyeceğiz öncelikle? Abi disconnect diye bir şey var. Disconnect.me. Böyle bir şey var sevgili YouTube'cum. Bu bir eklenti Chrome'da bilmem nerede her yere ekleyebiliyorsunuz bunu. Bu arkadaş reklamcıları, analitik takipçilerini, sosyal requestleri, content requestlerini alayının kafasına çakıyor. Gül diye. Chrome için, Firefox için, Safari için ve Opera için mümkün. Sizi direkt internette web siteleri ve çerezler için görünmez yapıyor. Yani reklamcılar sizi tırtıklayamıyorlar. Paralı arkadaşlar bu ürün. Ben bunu kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum? Çünkü benim kullandığım günlük sistemdeki uygulamalar bilmem neler can değerle eşleştirebilir uygulama ve kantlar değil. Peki bu online trackerlar, reklamcılar, ıvırlar zıvırlar mevzularını durdurmak istediğimizde tamamen önlerini kesmek istediğimizde ne yapacağız? Size daha evvelden uBlock Origin adındaki sevgi, saygı değer, mükemmel ötesi, reklam önleyici, olağanüstü icattan söz etmiştim değil mi dostlar? Arkadaşı ediniyorsunuz. Muhteşem bir arkadaş. HTTPS Everywhere araya girmeleri engeller. Güzel bir üründür. NoScript böyle kımıl zararlarını buduyor. Bazen böyle backend'le mekente back script çalıştırıyorlar arkada. Ya da oradan ön arkaya atıyorlar mesela. Onları falan görüyor. Gizli böyle tracker pikselleri mikselleri yak yak şeyler var. Onları falan durdurmada işe yaramıyor ama yine de genel böyle arkada scriptler mikripler çalışırsa onları durduruyor. Privacy Badger. Bu demin bizim az önce söylediğimiz disconnect me tarzı bir uygulama. Yine trackerları ve istenmeyen çerezleri, third party çerezlerini durduruyor. Pixel Block aslında bu arkadaş yav blocker. Kusura bakma YouTube'cum ama bu öyle bir şey. Abi pislik ne biliyor musunuz? Bak şimdi pisliği anlatıyorum size. Ben size HTML formatında mail attığım zaman attığım mailda normalde hani okundu bilgisini istersiniz ya okundu bilgisine gelsin diye istediğimde ben abi karşı taraf diyor ki gönderme. Hop okundu bilgisi gelmedi bana. Ben mesela e gazete gönderiyorum diyelim spam yapıyorum. Gelmediği zaman benim işime yaramıyor. Ne yapıyorum abi o zaman? Bir tane bir piksellik bir görüntü, bir imaj çakıyorum e-mailin HTML formatında içine. Onu da bir sunucuya koyuyorum. O sunucudan o resim yüklendiği anda okundu bilgisine sayaç olarak sayıyorum. Böylece sen maili açtığın anda o imaj yüklenecek. Yüklendiği anda da benim Sunucumdan çekilecek. Çekildiği için de ben şak diye göreceğim hadiseyi. Oh diyorum böylece okundu bilgisayarını alacağım. Bu yaklaşık. <laughs> <laughs> Bunu ne için yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Etten metten diye yürüyorum ben. Bir tık bir tık gittik mi sanki. Yani diyorum ki bu eskiden beri olan piksel denilen hadise var ya. Bu arkadaş bu mailin içerisinde gönderiliyor. Gönderilirken de şunun için yapıyorlar. Mesela siz hiç dahil olmadığınız, bugüne kadar hiç görmediğiniz, hiç haberiniz bile olmayan bir mail listesinden mail geliyor size. Ondan sonra o maili açıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya kardeşim ben çıkarım bu maildan ya. Öf! Unsubscribe et beni diyorsun. Tamam mı? Çıkar beni diye. Ondan sonra çıkar diye basıyorsun. Çıkar diye bastığın anda herif diyor ki aha bu mail adresi gerçek kaydet. Spam Şaka devam. şaka da spam. O mail'i yüklediğiniz anda arkadaşlar herifleri için siz verified oluyorsunuz. Adam sizi verified ediyor. Verified olduktan sonra size hayvan gibi basıyor spam'ı. Bu adam gerçek bir email box diye. Çünkü adam ne yapıyor biliyor musun? A b et işte cansel.com a et .a. cansel.com c et at cansel Hepsini atıyor şirketin bütün maillarına. Attıktan sonra hangileri açıldıysa alıyor. Hop bütün şirketin mail database'i. tanecik pikselle yapıyor bunların hepsini. Sistem bu. O yüzden o pikselleri de blokluyorsunuz. Piksel blok. Tracking piksellerinin tamamını Gmail'da durduran eklenti. Koyuyorsunuz. Çiçik gibi temizliyor. Ondan sonra Google Activity kontrollerinden gidersiniz. Temizleyebilirsiniz. Bu arada sevgili YouTube'cum bayılıyoruz Android'e. Çok seviyoruz Android'i. Ya imanımıza kadar topluyor. Her şeyi topluyor Android. Android öyle. Yapacak bir şey yok. Tor Browser zaten gizlenme amaçlı kullandığımız. En son olarak da tabii ki sevgili dostumuz kara gün dostumuz, cici arkadaşımız tak tak go. Sizin uyduruk kıydırık mail adresimi, benim cep telefonu bilgimi, işte benim uyduruk kıydırık bilmem ne bilgimi bu adamlar ne yapsın dediğiniz zaman haklısınız ya. Ne yapsınlar abi? Kim, kimse ne, ne, işine yarayacak? Benim cep telefonumdan gelen bilgi kimin ne işine yarar? Doğru söylüyorsun da sevgili kardeşim. Ancak olayı şöyle düşün. İnternet şirketleri artık birer devlet gibi bir varlığa sahipler insanların hayatında. Bugün sen Türkiye'de bu şirketlerin bir temsilcisinin olmasını devlet eliyle isteyebiliyor musun? İstiyorsun. Oğlum sen eğer bir konsolosluk veya bir fahri konsolos atarsan bir ülkede atadığın fahri konsolosun mensubu olduğu ülkeyi diplomatik olarak tanıyorsun demektir. Oğlum resmen gafam diplomatik olarak muhatap istenen bir durumda. Bu noktaya gelmiş durumda iş. Resmen bunlar ülke. Olaya bu açıdan bakacaksınız dostlar. Siz bu adamlar için karşınızda bir şey istiyorsunuz. Yani bir muhatap görmek istiyorsunuz. Oğlum devlet gibi lan. Bu noktaya vardık yani. Onun için hikaye bu noktada. Bu noktada olduğu için de sizin şöyle şeyler görmeniz olası. Nedir bu? Örneğin yarın öbür gün bu firmalardan bir tanesi bu ülkedeki politikaları beğenmedi. Ben dedi şak kapatıyorum abi Türkiye'yi. Bütün Türkiye'den olan gelen herkesin bana erişimini kesiyorum. Hayda. Oğlum seni zaten profillediler. Sen Türkiye'den bir kullanıcı olarak tanımlısın. VPN yapıyorsun hala bloklusun. Oğlum IP'yi değiştirdim. Bunlar beni nasıl yapabiliyor bilmem ne falan diyorsunuz. İşte hadise bu. VPN çözüm değil. Çünkü bu adamlar seni işte 35 yaşında evli İstanbul'da yaşayan beyaz yakalı bir adam olarak tanımlıyor zaten internet karakteristiklerinden. O yüzden diyor ki Türkiye'den gelen tüm Türk kullanıcıları uçur. Sen istersen proxy'ye bin istersen SpaceX'le Mars'a git her türlü otuttururlar kucağa. Adam zaten senin profilini kapatıyor. Bu noktaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sen bugün o noktaya gelinmeden evvel bu kadar çok sizinle ilgili bilgi birikim vesaire toplayan firmalarla ilgili size sesinizi yükselteceksiniz. Bunun farkında olacaksınız. Bununla ilgili neler yapılabilir bileceksiniz. Tamam mı? Neler yapılabilir? Nasıl engellenebilir? Adam seninle ilgili bilgileri track diyemezse o zaman bu data çöp olur. Onlar da seninle ilgili bilgileri takip edemedikleri için bu süreci geciktirmiş olursun. Yani yürüyen tekere çomak sokmak sevgili kardeşim yapılacak hadise. Bunun için ses çıkarmak. Bunun için farkındalık oluşturmak. Gördüğünüz yerde insanları uyarmak. Bak kardeş bu uygulama bedava ama sen bunun arkasında senden neler aldığını biliyor musun diye sormak amacımız bu. Bunu yapıyoruz. Bu kanalda bunları da konuşuyoruz. E, goy goy da yapıyoruz. Gırgır gır şamata da yapıyoruz. Ama mevzu bu. Bu gerçeklerin de farkında olmamız lazım. Umarım hoşunuza gitmiştir. <laughs> YouTube'cum bunu izlediğin zaman sen de gel kanala. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay YouTube. Abone olun oğlum.